Toprak. Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Tam burası benim Gonca'ya evlilik teklif ettiğim yer, biliyor musun? Biraz yürüyelim mi? Yürüyelim. Ben sana çok kızdım Ece. Sana çok öfkelendim. Ama sen benim bir şeyi fark etmemi sağladın, biliyor musun? Yani biz aslında Gonca'yla çok farklıymışız. İki zıt kutup gibi, hatta kutup falan da değilmişiz biz. Apayrı bambaşka şeylermişiz yani. Evet, yani onu ilk tanıdığımda yoğun hisler hissettim. Doğru, ama o zaman depresyondaydım, mutsuzdum, geçmişi atlatamamıştım. Sana karşı bir hayal kırıklığı vardı benim içimde. O yüzden evet, ona yöneldim. Evet, ama sonunda anladım ki biz onunla tamamen farklıymışız. Ama seni çok uzun zamandır tanıyorum Ece ben. Eskiden beri. Eğer o saçma sapan oyunları yapmasaydın, eskisi gibi olsaydın, benzerim olduğunu düşünebilirdim, eşim diyebilirdim sana. Zaten birbirine benzemeyen insanlar birbirlerini bir yere kadar sevebilirler. Toprak, yani ben ne yalan söyleyeyim, buraya gelirken daha sert bir konuşma bekliyordum. Ama söylediklerin, gerçekten böyle mi düşünüyorsun sen? Ben sana hiç yalan söyledim mi? Hiç. Hiç söylemedim. O zaman şu anda da benim samimiyetime inan. Yani sen diyorsun ki biz Gonca ile kesin ayrıldık, öyle mi? Gonca benim için savaşmadı Ece. Gonca bana karşı savaştı. Ama sen benim için mücadele ettin. Benim için savaştın. Eğer bu kararlılığını, bu adanmışlığını dünya için hayırlı bir konuya harcamış olsan, ona odaklansan, şu an tarihin akışını değiştiriyor olabilirdin. Yeniden deneyelim mi, ne dersin? Yok Toprak, bunları konuşmak için çok erken. Sen ilişkini yeni noktaladın. Bir de evlilik arifesinden döndün. Ama istersen görüşmeye devam edebiliriz. O zaman yemek yiyelim seninle. Olur. Ay, Canan teyze bunu duysa o kadar çok sevinecek ki.